istiyorum. Amel Spor. Maçı. Her şey elverişli, güzel bir saha ve inanılmaz bitmek için aşırı derecede motive olmuş ve maç başladı sevgili seyirciler. Berkay Can uzun oynadı, ara pasını gönderdi. Halil İbrahim koşuyor, Halil İbrahim, Berkay vardı orada, ceza sahası içerisinde bir pozisyon. Kaleci Aykut Özer tehlike büyümeden çıkararak gidiyor. Serkan sağ tarafa çekti, arı gördü. Yılmaz sağ tarafta bomboş, Yılmaz Ceylan sürüyor, ceza sahasına girdi, pasını uzattı. Penaltı itirazı var fakat köşe vuruşu kullandığı ceza sahası içerisinde Veli'nin vuruşu, kaleci Furkan kontrol ediyor. Pozisyondaki Veli'ye gönderdi Aykut Özer. Aykut'un ayağından açtı. Büyük bir hata. Ahmet Spor adına Aykut'un büyük bir hatası ve Halil İbrahim Sönmez'in golünü izliyoruz sevgili seyirciler. Karşılaşmanın 10. dakikasında kaleci Aykut Özer'in büyük hatasında Halil İbrahim Sönmez affetmiyor ve golü yazıyor. 11. dakikasında pozisyon tekrar ekrana geliyor. Aykut'un büyük hatası, kaleci var. Ceza sahası içerisine gönderilen topta Okan araya giriyor. Caner var karşısında. Berk İsmail'in şutu, kaleci Furkan. Köşe vuruşu kullandı. Son Moncar'ı müdahale etti. Serkan. Müthiş bir sağ ayağı var fakat savunmadan seken topta müsait pozisyondaki Veli'nin offside pozisyonda olduğunu ifade ediyor. Ömer için Eyüp'ün ortası ceza sahası içerisinde fakat vuruş kötü, pozisyon iyi değildi onun için. Belki İsmail Ünsal vuruşu, o zor olan vuruşu da yaptı ve reklam tabelalarına kadar çarpmış durumda. Furkan gitti oraya, kaldırdı onu. Umarız önemli. 45 artı 1'e de girmiş olduk sevgili seyirciler. İlk yarıda oyun tekrar başladı. Tedavi bitti. Şimdi ceza sahasında Bekir. Müsait bir pozisyon. Vuruş ve top ağlarda. Top ağlarda ağasına girdi. Vuruşunda kaleci Aykut Özer'in ayağının dibinden skoru 2-0'a getirdi. Iğdır Spor, Ahmet Spor deplasmanında skoru 2-0'a getirdi sevgili seyirciler. Zorluk derecesi çok yüksek bir maç her iki takım içinde. Şampiyonluk yolunda Ahmet Spor bugün sahasında kazanıp şampiyonluğunu ilan etmek isterken Iğdır Spor 2-0'la öne geçtiği karşılaşmanın 68. dakikasında Eyüp'ün pasını tekrar gördük. Bekir ceza sahasına girdi. Beklemeden vuruşu, kaleci Aykut Özer'in yapacağı bir şey yok. Messi mücadelesi devam ediyordu. Şimdi sol tarafta Enes Kılıç'ın pası. Ceza sahası içerisinde Süleyman'ın vuruşu ve gol. Ceza sahası içerisinde Süleyman'ın vuruşu ve gol. Gol ancak offside bayrağı havada. Offside bayrağı havada. Süleyman'ın ağlara gönderdiği top gol olarak sayılmıyor. Karşılaşmasının 9. pası kaleci Aykut Özer'de. Artık son saniyelerin içerisinde dediğimiz anda hakem Alparslan Şen maçın son düdüğünü çalıyor. O maçlardan çıkaracak